Hani meşhur bir hikaye vardır. Adamın biri etrafındakilere kurban meselesini şöyle anlatıyormuş. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam Allah'a, "Ya Rabbi, bana bir kız evlat bahşedersen onu sana kurban edeyim," diye dua etmiş. Bir zaman sonra Hazreti Musa aleyhissalatu vesselamın bir kızı olmuş. Adını Ayşe koymuş. Çocuğun kurban edileceği zaman gelince Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam bıçağı yavrucağın boynuna dayamış. Tam kesecekken Azrail gökten elinde bir keçiyle gelmiş. Hikayenin tam bu noktasında dinleyenlerden biri dayanamamış ve şöyle demiş. "Ben bunun neresini düzelteyim? Hazreti Musa değil, Hazreti İbrahim. Kız değil, erkek. Ayşe değil, İsmail. Azrail değil, Cebrail. Keçi değil, koç." Şimdi biz de bu iddianın neresini düzeltelim bilemiyoruz. Her şeyden önce böyle bir görüşmemiz olmadı. İddia edildiği gibi gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi. Bu külliyeye giren araç da bellidir, çıkan araç da bellidir. Hepsinin künyesi giriş çıkışlarda bellidir. Ama bunlar nasıl bir külliyede yaşadıklarını bilmiyorlar. Herhalde bunlar kendi merkezleri gibi zannediyorlar. Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olmaz. Bu konu CHP genel merkezini, CHP delegelerini, CHP'ye oy verenleri alakadarıdır. Olmayan bir görüşmeyi ve olmayan bir konuşmayı ortaya atan gazeteci, sicinine binaen bir parça mazur görmek mümkün. Nitekim bugünkü yazısında galiba özür diliyor. Bizden de dilemiş, teşekkür ederiz. Peki bu iddianın üzerine doğrudur diyerek adeta tüy diken genel başkanı ne yapacağız? Ne yapacağız? İddia öyle saçmaydı ki ilk duyduğumda cevap vermeyi kendime zul addettim. Konuyla ilgili açıklamayı da arkadaşlarımıza yaptırdım. Buna rağmen CHP Genel Başkanı televizyonda milletin gözünün içine baka baka herkes konuşuyor, Erdoğan niye konuşmuyor diyecek kadar seviyeyi düşürdü. Meselenin dallanıp budaklanması üzerine Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum diyerek iddiayı yalanladım. Buna rağmen kendisi çıkıp delikanlıca hata ettim, özür dilerim diyemedi. Zaten bu zatın klasik tarzıdır. Akıl ve izan dışı her türlü iddiayı ortaya atar, sonra da hadi cevap ver diyerek kenara çekilir. Çünkü yalan en önemli mesleğidir bu zatın. Cevap verilir, iddialar belgeleriyle çürütülür ama bu zat yine aynı şeyleri söylemeye devam eder. Eline tutuşturulan kağıtların, kulağına üflenen hezeyanların her defasında çürük çıkması bu zatı yolundan döndürmeye yetmez. Bakın Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar hep aynı şekilde davranmıştır. Konuyu bilmiyor. Ne diyor? 20 milyar dolar. O adam rakam bilmiyor. Dolar nedir bilmiyor. İnanın para nedir bilmiyor. Bunlardan haberi yok. Ve burayı satmadığımızı defaatle söylemiş olmamıza rağmen devamlı buranın satıldığını söylüyor. Ve tekrar ediyorum. Arifiye'deki bu tank palet fabrikası, değerli kardeşlerim, aziz milletim, satılmamıştır. 25 yıllığına burası Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla kurulan BMC, kurulan demeyeyim, şu anda çalıştırılan BMC firmasına, yani BMC firmasına burası tahsis edilmiştir. Ve burada satış kesinlikle yok. Peki ne yapacak burası? Bir,
Mevcut tanklarımızın tamir bakımı burada yapılacak. Paletlerin tamir bakımı burada yapılacak. Hatta gerekirse burada sıfır üretim de yapılacak. Bay Kemal, bunları öğren. Tabii yargıda çıkan kararlar da bu adamı yola getirmiyor. Man Adası dedi, davayı bizim arkadaşlarımız, kardeşlerim hepsi kazandılar. Ama yine aynı yola devam ediyor. Kendisi CHP'nin başına bir kaset kumpasıyla geldiği için orada kalmanın çarelerini de hep benzer yöntemlerle arıyor. Çünkü Bay Kemal olmak böyle bir şeydir. Öyle ya. Yalanları yüzüne vurulduğunda sürekli ya Rabbi şükür deyip işine bakacaksın ki devamı gelsin. Değerli kardeşlerim, gerçi bu arada külliyeye gelen CHP'li iddiası da ortada kaldı. Yazıyı yazan diyor ki benim haber kaynağım filanca kişidir. O kişi diyor ki benim haber kaynağım CHP içinden birisidir. CHP'liler diyor ki bizden böyle bir iş sadır olmaz. İthama maruz CHP'li diyor ki bu kumpas CHP genel merkezinde kuruldu. İddiayı doğrulayan Kılıçdaroğlu diyor ki öyle demek istemedim. Bunca rezillik ortaya dökülmesine rağmen CHP'li yetkililerin hala bizi suçluyor olmaları da işin bir başka trajikomik tarafıdır. Ve şimdi yeni bir senaryo daha çıktı. Yatta bir aradaydılar. Ve yatta bir araya gelenler de şimdi birbirini suçluyor. Ben yatta yoktum. Öbürü diyor ben de yoktum. Öbürü diyor ben de yoktum. Fakat bu iddiayı ortaya atan Sayın İnce de diyor ki onlar kendilerini gayet iyi bilir. CHP Genel Başkanı'na bu konuları ortalama bir insan idrakiyle anlatamayacağımızı sayısız tecrübeyle biz öğrendik. Kendisine bu meselede düştükleri durumu çocukları eğlendirmek için söylenen bir tekerlemeyle izah etmeye çalışalım. Komşu komşu. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Külliyeye gelen CHP'li iddiasında durum tam da buna döndü. İddianın sahibi belli değil. İddiaya konu kişi belli değil. İddiayı doğrulayan belli değil. En sonunda işi yandı, bitti, kül olduya getirdiler.